bakanlığıyla gelirler idaresi arada bağ kopukmuş, birbirini görmüyormuş. İşte nasılsa 4 yıldır onu da alan yoktu. Bağ kopukluğu yüzünden. O bağ da uğraşa uğraşa o bağ da kuruldu. Şimdi iadeyle, KDV'yle alıyoruz geri. Yani buralarda sıkıntı yok. Aslında devlet her konuda bize şeyi göstermeye çalışıyor ama maalesef bürokrat tarafındaki işleyiş konusunda büyük sıkıntılar var. Yani hepimiz bunları aşmamız lazım. Ama şöyle söyleyeyim, çok kolay arkadaşlar. Yani bir kere yola girdiğiniz zaman şimdi ilk başta zorluklar var. Tabii ki şimdi baktığında sorun olmayan yerde para da yok. Ya kusura bakma, kimse gelip de sizin cebinize ekstra para koymayacak. Sen iki katı pahalıya mal satacaksın, tereyağı gibi de iş yapacaksın. Yok, var mı öyle bir şey yani? Sorun olmaz, sonra da para olur mu zaten? Herkes yapar. Öyle değil mi? Yani hem iki katına mal satacağım ben, cillop parayı koyacağım cebime, hem de sorun olmayacak, tereyağı gibi de iş olacak. Öyle bir iş modeli de yok, bir dünyada yok yani. Eğer bir yer... Değil. Şöyle yapıyorsunuz. Gümrük Bakanlığı'na bu malın dışarıya çıktığına dair, işte getip koduyla dışarıya çıktığına dair bir onay belgesi alıyorsunuz. Bu belgeleri alıp gelirler idaresine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki o proof ediyor, yani mal dışarıya çıktı. Okey, onaylıyor. Bunu alıp gelirler idaresine götürdüğünüzde valla 3 ay mı, 3 ay sonra falan paranız yatıyor. İade yani. Tabii. Direkt hesabınıza geliyor para. Google destekleri de 8 ay sonra geliyor yaklaşık. Yani bu işlemi başlattıktan 8 ay sonra parayı geri alıyorsunuz Google'da da şu anda. Çok da kolaylaştı, onu söyleyeyim. Yani hakikaten kolay. Düşünsene, reklam desteğiniz var. Malı iki katına satıyorsun. Reklam desteğin var. KDV'yi geri iade alıyorsun. Tam o kadar da sorun olacak yani. Ödeme sistemini halledeceksin, reklam tarafını çözeceksin, kargo tarafını çözeceksin. Hani bunları da yapacağız artık. Yani yapacak bir durum yok. Bir soru var galiba. Alalım, devam edelim hemen. Varsanız 4.000 dolar geri alıyorsunuz. Türk kredi şöyle durum bizde. Türk kredi, yani son değişiklik bir haberim yok. Türk kredi biz konuştuk. Siz dediler ki mağazanız yok, marka değilsiniz. Siz dediler bilişim sektörüsünüz, parakende değilsiniz. Tamam dedik. Gittik bilişime, bilişim tarafından destek aldık. Yok, o programdayız. Siz o programdaysınız. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz imalat sektörleri falan destekleniyordu. Sonra gastronomiyi aldılar. En son uygulamada da hizmetler sektörü, el ticaret yapan firmalar sizin gibi. Sizler de programa girdiniz ama birkaç aylık bir geçişime. Hani uymamış olabilirsiniz. En son sen, Madrid değilim, alınacağını söylemiştim. Ha, alındı. Alındı. Ben size mail atarım. Ayrıca siz hani küçük marka programında, Türkiye'nin ara programında kalırsanız 800 bin dolar bir reklam tanıtım harcaması yaptınız diyelim. 400 bin dolar hibe %50 gibi. Çünkü sizin biraz evvel dediğiniz 250 bin dolar da %60 gibiydi. Evet. Bir de Türkiye'ye girerseniz sınırsız tanıtım. Limit yok. Yani isterseniz 10 milyon dolarlık reklam yapın. 5 milyon dolarını tanıtım olarak hibe alabiliyorsunuz. Kendim için söyleyeyim, ben devlet desteği falan filan hiç istemiyorum. Yani ben sadece hakikaten bu işi kafaya takıp da sorun vardı burada. Çözmek için de şey yaptım. Ama bakanlık sizler için çalışma yaptı. Yani bakada gitmeniz işe yaramış demek söyleyeyim istiyorum. Söyleyeyim size. Ben de sıkıntıları söyleyeyim madem öyle. Şimdi bana parayı 8 ayda geri ödüyor. Ben bunu dolara ödemişim. Kurdan zaten %30 kaybettim. Birinci durum bu. İkinci durum işte %30-40 hatta. İkinci durum, arada danışmanlık firması koyuyorum. %20 de danışmanlık firması aldı. Aldı %60. Ben %10 destek için niye uğraşayım baktım. Ama ben onu sadece o kafaya taktım. Kırılsın orası bir de. Evet. Bir kırılsın, hani kafamdan çıksın en azından. Ama öyle şimdi yani şunu demek istiyorum. Siz hizmetler sektörü olaraktan, hani çok da zaman almak istemiyorum ama e-ticarette bu farkındalık ve size destek olduğu için özellikle belirtmek istiyorum. Yani sizin yurt dışındaki depolarınızda, yurt dışındaki birimlerinizin hepsini bu Türkuat programına alınan firmalarda destekleyecekler. Programa daha henüz başvurup onaylanan firma yok. Bu sizler için çok avantaj. Yani belki şu an çalışması yapılanlar vardır. Hani benim bildiğim Pegasus, Çelebi gibi lojistikte işte... Zaten bizim ülkemizde destek ya, sorunu yok. Bizim ülkemizde gerçekten ciddi destek. Yani belli bir yanlış bir yerinde olmayan destekler var. Öyle sorunları sola bırakabilirsek... Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok iyiydi. Aykut Bey'e şeyi sormak istiyorum. Şimdi burada e-ticarete daha yeni girmek üzere olan firmalar da var.
hem Türkiye'deki e-ticaret altyapısını hazırlayacak hem de bir yandan e-ihracata uygun bir altyapı hazırlayacak. Burada mesela tavsiyeleriniz ne olabilir? Bu tarafa ilk adım atacaklar için. Valla şimdi ben ihracat kısmını bir kenara şimdilik bırakıp şunu söyleyeyim. Bir kere e-ticaret yapmakla ilgili problemlerimizi aşmamız lazım. Şimdi ben kendi kanalımızdan, kendi satış kanalımızdan, kendi e-ticaretimizden satış yapma konusuna çok odaklanıyorum. Ama şunun için marketplace'deki anlayışı da daha iyi anlayacağız. Diğer B2B, retailer çalışma tarafını daha iyi anlayacağız. Ama temel olarak bir kere e-ihracattan önce e-ticareti ya elbette biliyoruz. Yani şimdi burada bilmeyen yok. Ama uygulamalarda ciddi sıkıntılar var. Yani bir iş sürecini kendi yapımız içinde, kendi organizasyonumuz içinde iyi dağıtamadığımızı görüyorum. Dolayısıyla başlayacağımız noktada işte orada da öğrenme maliyetleri var. Dolayısıyla e-ticaret kısmını önce bir, mesela ben size çok uç bir örnek söyleyeyim. Fotoğraf konusu önemli. Fotoğraf ayrıştırıcı bir etken. Yurt içinde de, yurt dışında da. Bir, yani bu satış odağında da çok önemli bir etken. Şimdi dolayısıyla ben e-ticaret olarak önce bir doğru algıladığımızı, doğru yönettiğimizi... Mesela hemen bir şey söyleyeyim mi? Çok kusura bakma. Biz mesela ilk gözlüklü, bizim şimdi mankenler tanınmasın diye teşekkür olduğu için de gözlüklü kullanıp yazdık fotoğrafları. Şimdi sokakta geziyoruz yaz, sen Sefa'lar benim mankenisin gibi olmasın diye bir gözlük takıyorduk. Resimleri çektik, bir gönderdik Amazon. Amazon diyor ki bu bir ürün, bu ürünü de satış yapar, gözlüğü de. Ya diyor anlatmayı biz diyoruz ki böyle böyle. Mesela Amazon'da gözlüklü manken kullanamıyorsun. Çektin, siteye koydun, bilmiyorsun. Yani 50 bin lira zarar kapatın. Yani bunun gibi önemli maliyetleri var. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz Lembot? Bir e-ticaret sitesini kendiniz birisine yazdırmak yerine daha normala sahip değilsiniz. Bir altyapıyla çalışıyorsunuz. Öğrenin, ondan sonra kendi modeliniz üzerine geçin. Burada bir öğrenin süreci. Nerede ne takılıyor? Ne oluyor? Zaten sizden bir komisyonla çalışacak. Satmazsam para da ödeyeceğim bir model yok. Yani kendi ürününüze, kendi iş sürecinize odaklanın. Kendi tedarik ettiğiniz gibi. Aslında zaten ihracat için değil, e-ticaret için de böyle. Şimdi biz burada bu firmalar hep destek firmaları değil mi? Yani biz uçtan uca 3-5 tane zaten bu işin temeli olan firmalarla çalışmıyor muyuz e-ticarette? Kendi sistemimizi yaparken de hepsi burada da bir çözüm ortağımız değil mi bizim? Dolayısıyla yani bu da bir iş ortaklığı. Lembot için konuşmuyorum. Yani genel süreç olarak bunlara açık olmamız lazım. O zaman daha iyi bilgileniyoruz, daha çabuk bilgileniyoruz. O zaman daha iyi iş yapar hale geliyoruz. E-ihracatta da bununla ilgili süreçler, işte Metin abi zaten işin teknik tarafını tamamen anlatıyor. Yani Lembot olarak biz o süreci uçtan uca, mesela ajans desteği önemli. Ajans hani olmaz diye bir şey yok. Ajansın olması lazım. Size bir hikaye oluşturması lazım eğer yoksa. Çünkü bu hikaye şimdi hem Türkiye için konuşuyoruz hem bütün dünya için konuşuyoruz. Türkiye'de aynı ürünü bir başka türlü anlatacağım. Romanya'da başka anlatacağım. Yani fotoğraf başka bir hikayesi. Bir de bu ürünü anlatma başka bir hikayesi. Kendi e-ticaret sitenize geldiğiniz zaman bunun kompozisyonu, bunun anlatımı mesela teknik tarafta gene coğrafi olarak bir sürü regülasyon, bir sürü farklı şey var. Kargo operasyonları farklılaşıyor. Satış senaryoları farklılaşıyor değil mi Metin abi? Yani nereye gitsek farklı senaryolar, farklı kurullar sunmak durumundayız. Ya örneğin şimdi diyelim ki ben Almanya'ya veya Amerika'ya mal satıyorum. Diyelim ki Türk Hollanda üzerinden dolaştığından lazım. Fatura sistemi Hollanda üzerinden gidiyor, mal direkt gidiyor. Ama sen şimdi buradan Hollanda'ya malı satıp orada gümrük diye bir daha oradan Amerika'ya gönderdiğinde iki tane kargo ücreti yiyorsun. Ama mesela bazı ülke, Almanya kabul etmiyor. Almanya mal buraya girecek, ondan sonra çıkacak Hollanda'ya, Amerika'ya gidecek diyor. Ama Hollanda kabul ediyor örneğin. Ben gidip Hollanda üzerinden faturayı, mali sistemi Hollanda üzerinden çeviriyorum. Malı direkt gönderiyorum. 10-12 euro para kalıyor cebime. Şimdi siz bunu aslında baktığınızda diyorsunuz ki ya ben kar ederim buradan ama günün sonunda bunları bir topladığınızda bu ince ince optimizasyonları, küçük küçük optimizasyonları yapmazsanız işte şu anda hepimizin kafasındaki karmakarışık sorular. Ben mal satamam, kar edemem. Ben satıyorum abi. Bak ben her yıl 80-85 mi gönderiyorduk bu yıl. Geçen yıl mal sattım yurt dışına. Sadece online'dan sattım. Yani ben sihirli değneğim yok ki. Yani gittim uğraştım, biraz dayak yedim, bir daha öğrendim, bir daha yaptım. Ama o kadar hızlı büyüyor ki.
Yani Sefa Mervi'nin normal büyümesinden daha hızlı büyüyor. Yılda 400 büyüyor yurt dışı.